O atı yarışa sokmayacaksın. Fakatı makatı yok. Bu at bu hafta koşmayacak. Bir bahane uydur, sakat de. Yahu sakat değilse sakatla. Yoksa ben şimdi gelir sakat ederim o hayvanı da seni de. Ondan sonra at da sen de ikiniz de baspalona gezersiniz, anladın mı? Size gelince, toplayabildiğiniz kadar para toplayın. Borcunu ertelemek isteyenlere gereken cevabı verin. Evini haciz ettirin. Ayağındaki donları alın. Ne yaparsanız yapın. Hadi bakalım, hadi durmayın. Merhaba. Merhaba. Hayrola Niyazi, sen kahveye gelir miydin? Şöyle bir bakayım dedim. O ne? Yarış tahmini. Toto mu? Yok canım. Atlar, at yarışları. Sen burada bekle. Selahattin Bey, 4000 lira. Kim bunlar? İlki Yaşar, 8200 lira. Halil, 12500 lira. Üstümde para yok, yarın vereyim. Yarın mı? Dün de yarın demiştin. Yarın söz. Bir haftadır aynı lafı tekrarlıyorsun. Kazım abi sevmez böyle şeyleri. Sana 10 gün mühlet. Vermezsen evine haciz getiririm. Kazım tahsilat şefi mi? Ne vergisi bu? Gelir vergisi mi? Ne diyorsun be? Evet. Anladın mı? Anladım. Ne biçim vergi memurları be? Pazar günü vergi mi toplanır? Vergi memurları değildi. Ne topluyorlardı peki? At yarışı borçlarını. Sen karışma. Al sana. Sen karımızın yüzünü bu kadar boyuyorsun lan, he? Şimdi ben sana gösteririm. Kemiklerini kırmazsam... Unut geliyor Davut! Vay canım kardeşim! Uzun zamandır konuşamamıştık seninle. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Ah, seni birden tanıyamadım, affedersin. Ben seni zaten tanıyamadım. Ay, ziyan yok canım, hadi hoşça kal. Herif beni boğuyor, sonra da canım kardeşim diyor. Öptü de, Allah Allah. Ne yaptın? Bu Davut seni çiğ çiğ yer Niyazi. Halbuki benim haşlamam iyi olur. Ama yürü. Bakıyorum neşen yerinde. Nasıl neşeli olmam? Hiçbirinize borcum kalmadı. Fazla sevinme. Daha ayın başındayız. 2 gün sonra gelip veresiye diye yalvaracaksın. O zaman da canını okurum. Ağzını hayıra aç kasap. Yıllarca bize sığır eti diye eşek eti yedirdin. Biz de eşek eti yiye yiye eşek olduk. Hadi eyvallah. Martılar, martılar uçuyor. Gökte uçuyor martılar, denizde kum gibi balıklar. 1 kilo istavrite 300 lira diyorlar. Olmuyor, olmuyor.
Aklım hep fiyatlarda. Çocuklara ayakkabı, karıya manto lazımken benim martılarla işim ne? Hem senelerdir beyit yazıyorum, elime geçen ne? İçimde karamela çıkacak. Peki sonuç? Madalya mı taktılar? Neymiş? Martılardan bahsedecekmişim. Göklerde süzülüşünden bahsedecekmişim. Süzülen biri varsa o da benim. Geçim sıkıntısından süzülüyorum. Tabii peynirden bahsedeceğim. Patates soğandan bahsedeceğim. Tencereye onlar giriyor, martılar değil. Martılar tencereye girmiyor. Martılar, 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 martılar. Aferin martılar, Niyazi. Martı halim, şey, buyur patron. Aferin sana. İşte hep böyle martılardan bahset. Martılar, martılar. Yahnisini mi yapıyoruz yoksa tavasını mı? Martılardan kes bir döner yağsız olsun. Yanında martı yumurtası rafadan olsun. Herif kalk, öğlen oldu. Martı geldi. Pazar günü bu kadar zıvarıp yatılmaz ki. Martılarmış. Kasap manav bitti, şimdi martılara sıra geldi. Hadi herkes seni sofrada bekliyor. Martı yumurtası var mı? Hı? Martı yumurtaları rafadan olsun. Man! Martı kızdı. Siz buna kuru fasulye mi diyorsunuz? Ya ne olacaktı? Ben çorba zannettim. İçinde hiç fasulye görmeyince. 33 liralık fasulye bu kadar olur. Beğenmedinse git lokantada ye. Hadi, hadi sana güle güle. Baba, bana bisiklet almayı unutma. Ne olur benim güzel babacıma. Aman, kornası da olsun. Aman bana kalırsa borazanı da olsun. Ben bir hava alıp geleyim. Al bakalım. Zaten başka bir şey aldığın yok. Akşama aldığın havayı getir de bir güzel tavasını yapayım ha? Yarım kilo mu olsun yoksa bir kilo mu? Şimdi sana dalga geçmeyi gösteririm ben. Ah! Esmerim oynayın abi, tek favori. Esmerim diyorsun ama geçen hafta bizi yaktı. Abi esmerim oynayın. Bu hafta bizi yakarsa ne olacak? Olmaz. Peki. Esmerim. Peki, sağ ol. Teşekkür ederim. Hı-hı. Sağ ol. Ne çalışıyor bunlar? İmtihan mı var? At yarışı. Mahallede bir bu eksikti. O da geldi, tamam oldu. Şu hallerine bak. Zelzel olsa kıpırdamayacaklar vallahi. Ne yapsınlar, umut dünyası. Ramazan Şen adındaki vatandaş 240 liralık oynadığı altılı ganyandan tam 13 milyon lira kazandı. Yani at yarışından mı kazanmış? Evet. 240 lira nereye gitmiyor ki? He vallahi. Şu hallerine bak. Kendilerinden geçmişler vallahi. Top atsan duymazlar. Güm! Güm! Duymadılar vallahi. Bu koşuda Koçaro'yu tek geçelim. Allah Allah! Bu at kum da gelmez oğlum. Ama jokey Süleyman. Ben derim ki Nazlı'yı tek geçelim. Niye? Niyesi var mı? Yarış hem kumda hem de atın kilosu hafif be kardeşim. Tamam tamam, yazalım o zaman. Şu at beni düşündürüyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, ne haber Tiyocu? Bu koşuda 4 numarayı oynayın. Peki, kim söyledi? Atın sahibi söyledi. Esmerim geçilmez dedi. Ne kadar paranız varsa yatırın, mesulü benim. Oğlum bana bak, para yatırıyoruz. Atın maması tamamsa oynayalım. Herhalde. Adam böyle iddialı konuşur mu? Baksana bütün tahminciler 0 puan vermişler Esmerim'e. Bu koşuyu Esmerim'e yedirmezler oğlum. 3 milyon ikramiyesi var. Hmm. Tay koşusu bu be Hayri. Tayın ne yapacağı belli olur mu? Tabii. Söylemesi benden. Hadi eyvallah. Ne dersiniz, oynayalım mı? Oynayalım ben. Be. Bakarsın tutar. Hadi. Nasıl oynanıyor bu altılı genyan? Genyan değil, ganyan. Bir sen eksiktin. Baksana Kenan amca, 240 liraya 13 milyon.
Önce bir öğrenelim. Altılı Ganyan'da önemli olan altı yarışın birincisini bulmaktır. Oha, nasıl bulunur be? Atları tanımak lazım, değil mi? Şart değil, bak tahmin kağıtları var. Mesela şunu ele alalım. Birinci koşu ne diyor? Ne diyor? Serhan, kaç puan vermiş? 100 puan. Urartu 70 puan. Peri Kızı 20 puan. Derin Su 0 puan. Demek ki bu koşuda favori kim? 100 puanlı Serhan. Onu seçeceksin, tamam mı? Peki ya 0 puanlı Derin Su gelirse? Mesele orada. Sürpriz atı bulmakta. Bu da his meselesi tabii. Demek kim iyi hissederse o milyonları alıyor. Anladım. 30 milyon, 70 milyon, vergisiz net. Ne bakkal, ne kasap, ne martılar. Net vergisiz, ganyan hissedeceksin. Güle güle martılar. Yerine gelsin atlar. De ulan de. Allah ne be? Atlar nerede? Kim vurdu? Ne atları be? İşe geç kalıyorsun. Böyle giderse bir gün patronun seni kovacak, anladın mı? Beni de her sabah çalar saat olarak kullanmaktan vazgeç. Bu son. Seni bir daha kaldırmam vallahi. Bu çalar saat olursa kaynana duvar saati olur.